Evet arkadaşlar merhaba. 15 Mart 2022 Salı günü Adana at yarışlarında beraberiz. Salı günü itibariyle Adana'da tam 8 koşulu bir program var. Hemen görüşlerimize geçelim. Evet Adana'da tüm koşular kum pistte. Herhangi bir çim pist yok. Bugün birinci dörtlü ganyanın da başlangıç ayağı 8 koşulu programda birinci koşuyla beraber başlıyor saat 14.30'da. Şartlı 3 bir koşu bu 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada 3 numaralı normalde Divine Speed'den iyi bir koşu bekleniyor. Furkan Çetin de davalen de birinciliği olan bir safkan bu. Safkan'ı da iyi tanıyor. Burada yine bu uzun mesafeli sayılabilecek bu koşuda etkinliğini gösterecektir diyoruz. Ancak burada iki tane daha at var. Çok tek falan olma ihtimali pek yok bunun. İyi koşacak ilk atımız o ama 4 numaralı My Pride Vedat Abiş'le ve 1 numaralı Hak Han'ı Muhammed Özdemir'le de burada mutlaka değerlendirmesi lazım. Ama 3 numara Divine Speed'den iyi bir koşu geleceği kesin. Evet, 4, 1, özür dilerim. 3, 4, 1 sıralamamız. İkinci koşu şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada da yine 3 tane çok ön planda at var. Aslında baktığın zaman 1 numaralı Last Best. Nizamettin Demir'le arka arka gördüğünüz iki yani Gökhan Kocakaya ve Harun Çanak için bindiği arka arka iki koşu Maiden'dan çıktı. Adana'da Gökhan özür dilerim Ankara'da Adana'ya geldi. Adana'da Harun Çanakçı bindi artık ne düşünüyorlarsa herhalde gelemez falan zannettiler. Bu safkan mı tuttu geldi. Şimdi bakalım burada yine biraz zorlanabilir belki ama formda arkadaşlar at formda. Biz bunu ilk at olarak yazıyoruz. 6 numaralı Lady Maya, Mert Ali Solmaz'la kesinlikle yazılması lazım bu Kaneko yavrusunun. Arkadaşlar Adana'da gerçi baktığımız zaman giyotinlerle koşmuş bir safkan mı? Onu söyleyeyim. Prenses Kübiler'le koşmuş bir safkan. Çok bir şey yapamadı o koşuda ama bu grup onun için uygun. Ve 3 numaralı astrolog diyoruz. Burada Müslüm Çelik'le mutlaka değerlendirmesi gereken bu 3 safkan işte 1, 6 ve 3 arkadaşlar mutlaka kuponlarınız olması lazım. Altılı Ganyan 3. koşuyla başlıyor. Saat 3.30'da şartlı 5, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Evet, burada 9 tane safkanı izleyeceğiz. 9 tane safkan içerisinde 4 tane safkanı çok ön planda gördük burada. 3 numaralı Ova Kartalı Halis Karataş'la burada arkadaşlar bir aksilik olmazsa Halis Karataş kolay kolay bu safkanı bırakmaz birinci getirmeden uğraşacaktır. Onu söyleyeyim. Zaten Adana'nın safkanı diyebileceğimiz bu safkan. Bu Halef Katılar bu safkana bindi devamlı. Nemli kum demeden, çamur demeden hepsine iyi koşan bir safkan. Ays Karataş biniyorsa mutlaka bir yeşil ışık almıştır. Ve ilk atımız 3 numaralı Ova Kartalı 7 numaralı Zafer Meydanı Müslüm Çelik'le büyük rakibi. Burada bakalım nasıl bir performans çıkartacak. Hep Işman Çizik bu safkana biniyordu. Şimdi Müslüm Çelik binecek. 6 numaralı Yiğit Kardeş Mehmet Salih Çelik'le. Evet, Çelikler Holding'in diğer bir bireyi, 3 numaralı bireyi diyelim. Evet, sonuçta burada arkadaşlar bu Safkan, Ahmet Çelik de, Müslüm Çelik de, yani bütün Çelik ekibi bindi buna. Binmeye de devam ediyor. Ve formda bir Safkan bu, onu söyleyeyim. Mutlaka yazılmalı ve 2 numaralı Mahsun Kral burada. Emrah Sincan'la, yani sürpriz konumunda olabilir ama burada bu safkan grup yarışları görmüş bir safkan ne olsa olsun. Normalde Mehmet Akyavuz ve Ferit Yardımcı bu safkana çok bindi. Hatta Gökhan Kocakaya
Adana'da kısa vade 6'da kazandım Safkan'la. Onun da notunu iletelim. Mutlaka yazmamız gerekiyor. Biz inanıyoruz bu Safkan'ın iyi koşacağına. Burayı 3, 7, 6 ve 2 olarak 4 tane atla geçiyoruz. Dördüncü koşu Altılgayen ikinci ayağı. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada. Evet, burada günün en zor koşusu bu dördüncü koşu. Çok hadi alacağımız yerlerden bir tanesi. Bir de böyle az koşmuş ve ilk kez koşacak olan safkanlar da var. Kafa karıştırıcı. Hani beyinlerimizdeki bu antenleri yakıcı mı diyeyim? Öyle bir koşu. Tam 6 tane at bulduk burada. 4 numaralı İz peşinde Özcan Yıldırım'la. 3 tane koşu gören bu safkan arkadaşlar. Özcan Yıldırım da Maiden'da Ankara'da bir sorti yaptı. İkinci oldu. Tanıyor Özcan Yıldırım bu atı. Şimdi Adana'da Ercan Çankaya ile bir koşu gördü 26 Şubat'ta. Orada da Boranes'in birinci olduğu yarışta dördüncü oldu. Yalnız yaklaşık 6-7 boy fark yedi birinciden. Ancak işin ilginç tarafı dördüncü olurken beşinci olana 8 boy fark attı, onu söyleyeyim. Yani ilk grubun içerisinde kalmaya çalıştı aslında ama yine de yani başarılı olma ihtimali bize göre 50-50. Ama mutlaka yazılmalı. Özcan Yıldırım bir de var üzerinde. Şans veriyoruz. İlk sırada şans veriyoruz. İkinci atımız 5 numaralı Kafka. Evet, Müslüm Çelik'le o da ilk kez koştu. Çalışmaları da iyi. Işman Çizik binmişti bir kere. Yazalım onu. 7 numaralı oğlum Yusuf. Halis Karataş'la. Klasik Karataş'ın getirme ihtimalini çok az görüyoruz ama yazdık. Bu tip atları getiremiyor. Onu söyleyelim size. 8 numaralı The Most Gorgeous Vedat Abiş. Evet, Most Gorgeous arkadaşlar Emrah Sincan'la Aralık ayında bir ilk koşusunu yaptı. Koşunun güçlük derecesi şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 7 boy 7 birinciden dördüncü olurken ilk grubun içinde kalmaya çalıştı arkadaşlar. John Barleycorn'ların koştuğu koşuda, evet. Mutlaka yazalım bu 8 numarayı da. Vedat Abiş'in bindiği bu safkanı. Bana göre aynı zamanda bu Wind River Wind yavrusu bu grupta mutlaka ses çıkaracaktır. Dikkat arkadaşlar. 2 numaralı Dara Bismara. Mustafa Kemal Kumbasar'la. Şimdi bu safkan hemen hemen işte en kıdemlisi böyle. Çok yarış görmüş bir safkan. Mustafa Kemal Kumbasar'la Adana'da Aralık ayında bir sorti yaptı. Satış bir koşusunda ikinci oldu. Ondan sonra bir türlü tabelaya giremedi. 5, 5, 7 gördüğünüz gibi. Şimdi burada sürpriz arayacaktır. Dikkat bu safkana da bu ilk ayaklar, bu ilk ve ikinci ayaklar. Sıkıntı çıkıyor ve 9 numaralı The Night Hunter diyoruz. 2 numaradan sonra 6. atımız Ayhan Kurşun'la. Evet, Ayhan Kurşun da beklenen performansı bir türlü veremiyor bugünlerde. Ama arkadaşlar ilk kez koşacak olan bu safkanın çalışmaları iyi. No olmaz yazmakta yarar var. Burada bir at daha var. Onu da yazabilenler yazabilir. 11 numaralı Meginaz arkadaşlar. Ali Kaçmaz'la. Evet, burada ilk şartlı bir koşusunda Gökhan Kocakaya ile bir ikincilik yaptı. Ondan sonra safkan yok oldu. Her ne hikmetse. Fakat 8 Mart'ta Müslüm Çelik'le bir ıslak pist denemesi yaptı bu Meginaz. Burada soru işaretimiz var bizim bu safkanla ilgili. Sanki adeta bu safkanı saklıyorlarmış gibi, şimdi güleceksiniz belki ama diye düşünüyoruz ve dikkat et arkadaşlar bu safkan 11 numaralı Meginaz'ı yazabilenler yazsınlar. 4, 5, 7, 8, 2, 9, 11. Evet, 5. koşu Adana Vali koşusu. Grup 3 koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanları burada bir arada 1400 metreye çıkacaklar. Evet. Bu koşuda arkadaşlar 8 numaralı Toramanka'ya alternatif bankomuz bizim. Banko değil arkadaşlar. Yani tabii ki iyi koşacak. Üzerine Karataş biniyor ve normalde kazanması lazım. Ama biz burada 3 numaralı Bayemir, Mehmet Akyavuz'la, 1 numaralı Asrın Pehlivanı, Ayhan Kurşun'la ve 4 numaralı Demir Perde, Özcan Yıldırım'la, ikilisi oğlum Serkan'la beraber mutlaka yazılması lazım. 4 at geçirmesi lazım burası.
8-3-1-4 diyoruz böyle. Ama 8'e alternatif banko olarak da tavsiye ediyoruz otomatikman o da. 6. koşu handikap 16, 4 bölgeleri aşağı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar, burada yine bir alternatif bankomuz var. Bay Bay Lulubay. Muhammed Özdemir'le burada bizim alternatif bankomuz. Dilenler bunu bankoya da çevirebilirler. Bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Zaten daha evvelden de banko verip bildiğimiz, tuturduğumuz bir safkandı. Yalnız burada tam 3 tane gizli rakipleri var bu safkanın. 2 numaralı Serveyron, Nizamettin Demir'le, 3 numaralı Difrente, Müslüm Çelik'le ve 9 numaralı Pride of Turks, Mert Ali Solmaz'la kesinlikle ihmal edilmemeli. Yani Pride of Turks diyeceksiniz ki ya bu grubun altında falandır filandır veya işte handikap puanı odur budur. Arkadaşlar çok gördük biz böyle sonra ah dediğimizi. Pride of Turks epeydir koşuyor ve normalde İzmir'de güzel performanstan sonra Adana'ya geldi. Adana'da Mert Ali Sonmaz bu safkanı devamlı idare etti. Ama burada sürprizi yaparsa Pride of Turks yapar. Evet, burasını 1, 2, 3, 9 olarak geçiyoruz. 7. koşuydu şimdi, tabela ayağı yani. Handikap 14, dişiler 3 yaşlı İngiliz hepsi ve 1900 metreye çıkacaklar. Evet, burada da yine bir alternatif banko vereceğiz. 2 numaralı Trap Queen, Ayhan Kurşun'la burada alternatif bankomuz. Bu Trap Queen'in normalde bu koşuyu kazanması lazım. Ayhan Kurşun zaten Ankara'dan itibaren bir ilk koşusunuz sadece şartlı bir koşuyu Harun Kılıç Arslan'la koştuktan sonra hep Ayhan Kurşun bindi ve en sonunda Adana'da 18 Ocak'ta 1400 metrede bu safkanı tam 5 boy farkla bu Lyonesslerin, North Queen'lerin, Dans Dansların olduğu grupta arkadaşlar yine aynı grup sayılır. Maiden'dan çıkartmayı başardı. Bugün de alternatif bank olarak biz sizlere öneriyoruz bu safkanı. Çünkü Maiden'dan çıkmış bir safkan formdaysa yine aynı formu devam ettiriyor genelde. Genelde böyle. Tabii o zaman da ya birinci oluyor, ya ikinci oluyor, ya üçüncü oluyor en fazla. Arkasından bunun 3 tane rakip var. 3 numaralı North Queen, Mert Gökalp Aslan'la, 4 numaralı Parya, Özcan Yıldırım'la ve 5 numaralı Wing of Angels. Evet, bu Wing of Angels'ı Mehmet Akyabuz'a Maiden'dan çıktı arkadaşlar. Aynı Trap Queen gibi. O da 22 Şubat'ta çıktıktan sonra burada tekrardan start oluyor. Aynı şekilde. O yüzden Trap Queen'i banko atamıyoruz. Bu safkanın da geliri çok yüksek oranda var. 2, 3, 4 ve 5 diyoruz. Son ayaktayız. 8. koşudayız. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet, günün teki burada geliyor arkadaşlar. Hepinizin de tahmin ettiği gibi bir aksilik olmazsa 1 numaralı Sinelmen Nizamettin Demir'le burada bizim bankomuz. Artık şu son sprintini yapıp kazanması lazım. Yani bu da kimseyi de üzmemesi lazım. Yani şu grubu da geçer. Artık bunun ben yetkililerine de söylüyorum, antrenörüne de, sahibine de, jokeyine de, atın kendisine de söylüyorum. Yani gelsin çünkü artık hak ediyor. Yani doğasına, eşyanın doğasına aykırı bu atın şu anda gelmemesi bu grupta. O yüzden 1 numaralı Sinermen'i getirin arkadaşlar. Evet, bizim bankomuz. Arkadaşlar Adana at yarışları ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Her şey gönlünüze göre olsun. İnşallah iyi bir yarış günü geçirirsiniz ve en fazla para ihtiyacı olan arkadaşımız da ikramiyeyi kazananlardan olur diyelim. Yine de aynı şeyi söylüyoruz. Nasip yine kendi ilave ettiğiniz, kendi koyduğunuz atlarda gizli. Herkese bol şans ve bir sonraki videoda Kocaeli'de buluşmak üzere. Hoşçakalın Kocaeli videomuzda.